Merhaba arkadaşlar. Bugün Edirne'deyim. Edirne'nin gezilecek, ziyaret edilecek yerlerini dolaşacağım. Daha sonra da Edirne'de ne yenir? Tabii bu sorunun cevabı direkt ciğer. Meşhur ciğercilerden birini seçip size Edirne ciğerini de göstereceğim. Şimdi hep beraber Edirne seyahatine başlayalım. Şimdi Selimiye Camii'nin yanındayım. Ziyarete Selimiye ile başlıyoruz. Bizim mesleğimiz görmez mi? Resimi anda çıkıyor. Bir dakikada hazır. Beklenir. Ailece. Kendi telefonunuza da çekebilirsiniz. Şimdi de Selimiye Camii'nin altındaki tarihi Arasta Çarşısı'ndayım. Burası sağlı sollu turistik dükkanların yer aldığı bir çarşı. Hemen caminin altında yer alıyor. Arabayı sen takip ettin ya az önce. Evet, Edirne'de ciğer yemek için Aydın Usta'nın oraya geldik. Burası hemen Edirne merkezde eski caminin yan tarafında, arkasında yer alıyor. Çok kalabalık, kuyruk var. Kuyrukta sıramızı bekleyip sıramız geldiği zaman içeriye gireceğiz. Ciğerimizi yiyeceğiz ve görüntüleyeceğim sizler için. Abi ne yapayım ki?
yanlış ya. Yani. Evet. Zeynep. Altı yapın. Hüseyin, tavanı iyi kullanır Hüseyin. Abi oğlan tavanı. Abi geldi abi. 10 var bak. 10 var. Abi 3 4 5. 4 5. Vallahi iyi de sen de tavana koydun oğlum ben 6 gene bitti yani. Ciğerci Aydın'da sıramız geldi. İçeriye girdik, masamıza oturduk. Standart olarak masalara garnitürler geliyor. Masamıza şu anda garnitürler de geldi. Ciğerin gelmesini bekliyorum. Ciğerim de hazırlandı, pişti geldi. Şimdi lezzet testine başlayalım. Nasıl gerçekten sıra beklediğime değdi. Ciğer mükemmel. Çıtır çıtır. Burada ciğerin kesimi küp küp kare kare değil. Yaprak şeklinde. İnce. Dolayısıyla bulandığı un da tamamen her yerine işlemiş. Güzelce de kızartılıp acıyı da seviyorsanız acı sosa bandırarak yiyin, başka bir şeye de gerek yok zaten. Burada ciğer yanında köfte siparişi de verebilirsiniz. Ben köftesinden de bir parça alıp onun da tadına bakmak istiyorum. Ciğer sevmeyenler için köfte de burada çok iyi bir alternatif. Şimdi de Edirne'deki Osmanlı'dan günümüze ulaşan en eski anıtsal yapı, eski cami, bir diğer adıyla Ulu Cami'yi ziyaret edelim. Burası da yine Edirne'nin tarihi camilerinden Üç Şerefeli Camii. Şimdi de Üç Şerefeli Camii'nin hemen karşısında Ziraat Bankası'nın yanındaki buranın meşhur tatlıcılarından, lokumcularından Keçecizade'deyim. Edirne'ye gelirseniz lokum, şeker vesaire tatlı ürünler almak için en doğru adreslerden birisi de burası. Efendim, Edirne'nin meşhur badem ezmesi. O bademin hafif acı tadı şekerle birleşmiş. Edirne'ye gelirseniz mutlaka tadına bakın, alın, hediye edin eşinize, dostunuza. Bu da meşhur kurabiye.
bademli kurabiyenin de tadına bakıyoruz. Biraz yoğun, bademli. Dışı da pudra şeker. Bu da gayet güzel, hafif. Çayın kahvenin yanında çok güzel gidecek bir yiyecek. Keçecizade'de de badem ezmesi ve fındıklı kurabiyenin tadına baktık. İkisi de birbirinden güzeldi. Umarım Edirne gezimi, videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Edirne'den hepinize sevgiler, saygılar.